Öfke sevinç ve üzüntü gibi gün içinde deneyimlediğimiz duygulardan sadece bir tanesi. Öfkenin diğer duygulardan farkı zaman zaman kontrol altına almamız gerektiği. Gün içinde bile bazen zorlanıyoruz bunu yaparken. Ramazan ayında işimiz bir seviye daha zorlaşıyor. Ancak bu bir geçiş dönemidir. Her geçiş dönemi gibi bu dönemin de sıkıntılı bir süreçtir. Ancak bu süreci atlatınca öfke kontrol edilebilir bir seviyeye geriler. Kendimiz ve etrafımızdaki insanlar bu durumdan dolayı daha az üzülür. Ramazan ayının orucun öfkeye yatkın kişilerde öfkeyi artırıcı bir kısa vadede öfkeyi artırıcı bir etkisi vardır. Ancak orta ve uzun vadede öfkeyi kontrol edilebilir bir seviyeye geriler. Bu konuda bir etkisi vardır. Şimdi Ramazan ayından sonra da kullanabileceğimiz ufak birkaç püf noktasına değinelim. Öfke kontrolü sağlarken yararlanmamız gereken birkaç püf noktasına değinelim. Bundan en çok kullandığımız itfaiye modeli. İtfaiyeler ne yapar? Bir ateş çıkınca ilk önce söndürür, sonra soğutur, sonra nedenini araştırır. Bizde o an öfkemizi söndürecek hareketler yapmamız, o an oradan uzaklaşmalıyız. Ama biz ne yapıyoruz günlük hayatta? Öfkelendiğimiz an neden böyle oldu, neden şu an bu durumdayım ya da karşı tarafı suçlayıcı sorular sorarız. Bunlar çok yanlıştır. O an o öfkemizi daha da arttırır. O an oradan uzaklaşmaya çalışın ya da o an onu değiştirmeye çalışın. Beyninizdeki öfkenin sebebini odağınızdan çıkarmaya çalışın. Sonrasında oturup düşünüp ya da o kişiyle konuşup düşünüp daha zaten gerilersiniz. Özellikle bunu yapmanızı istiyorum. O an kesinlikle o öfkenizi artıracak sorular sormayın. Bir diğeri de nefes egzersizi. Bu nefesi bazen atlıyoruz ya da bu kadar etkili olduğunu düşünemiyoruz. Ama gerçekten bunu deneyin. Bu çok fazla işe yarayacak. Nefes alırken 5 saniyede nefes alıp 10 saniyede bırakacağız. Burada püf nokta göğüsten değil karnından alıp vermemiz, diyaframdan alıp vermemiz. Göğüs değil karnın şişip inmesi gerekiyor. Bu çok fazla işe yarar. Bir diğer püf nokta da saymak. Öfkelendiğinizi hissettiğiniz anda içinizden saymaya başlayın. Siz sayarken o beyninizdeki yine dediğim gibi öfkeleneceğiniz odak değişir. Ve o her saydığınız sayıda içinize bir huzur bulutu dağılır. O huzur bulutuyla aslında sakinleşirsiniz. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Az çok zaten neye öfkeleniyoruz, neye öfkelenmiyoruz biliyoruz. En azından bu bir ay boyunca öfkelendiğimiz durumlardan uzak durmaya çalışalım. Tabii ki de bazen duramıyoruz, hayat şartları izin vermiyor. Ama en azından bu durumu sizi daha az etkileyecek şekilde davranın ya da o durumu kabul etmeye başlayın. Çünkü bir durumu kabul etmedikçe o kişi sizin daha çok sinirinizi bozacak, daha çok öfkelenmenize sebep olacak. Bu duruma özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bir de öfkelenen insana nasıl davranmamız gerektiği konusuna değinelim. Öfkelenen insanın korteks dediğimiz beynin bir yapısı kalkıyor ve üst beyin kontrolünü elden kaybediyor. Bu durumda kişi geçici bir cinnet geçiriyor. Yani kendi kontrol edemiyor. Bu durumda sakın öfkeyle karşılık vermeyin. Eğer öfkeyle karşılık verdiğinizde tabir caizse topu alevlendirirsiniz. Seni anlamak istiyorum, biraz yavaş konuşur musun derseniz kişi yavaş bağıramayacağı için durup düşünmeye başlar. Bu durumda ne yaparız? Öfkelenen insan hisseden beynini kullanır ama bizim düşünen beynini kullanmamızı sağlamamız gerekiyor. Bununla öfkesini yatıştırabiliriz. Bir de en çok Ramazan'da en çok öfkelendiğimiz yerlerden birisi trafiktir. Trafikte ne yapmamız gerekiyor? Yanımızdaki partnerimize, eşimize, arkadaşımıza. Evet haklısın, insanlar çok anlayışsız. Biraz sakin olur musun? Yani onu anladığımızı hissettir. Sonra yönlendirmemiz gerekiyor. Anlamadan dur ya sen ne yapıyorsun? Bu tarz cümlede onu anlamadığımızı hissettirdiğiniz için daha da öfkelendirecek. Bunu sadece trafik için değil, öfkelendiği her an için yapabilirsiniz. Anladığınızı hissettirip sonra yönlendirmek gerekiyor. İşin püf noktası bu. Son olarak Ramazan ayı kendimizi ve nefsimizi terbiye ettiğimiz bir ay. Bunu fırsat bilmeliyiz.
ne yaparsak yapalım öfkemizi kontrol altına alamıyorsak, pencereler, çerçeveler iniyorsa, özellikle tabii ki en önemlisi kalp kırılıyorsa durup düşünelim ve profesyonel bir destek alalım. Ramazan ayı sadece açlık ve susuzluğun olduğu bir ay değil, bunun arkasında derin bir felsefe yatar. Buna uyum sağlayamıyorsak lütfen kendimizi zorlamayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar.